Merhaba arkadaşlar. Bugünkü, daha doğrusu bu haftaki proje ve iş geliştirme dersini açık havada, güneşli bir ortamda yapıyoruz. Dersimiz iş geliştirme olduğu için, proje olduğu için neler yapılabilir, nasıl projeler geliştirilebilir? İş kurma süreçleri nelerdir? Bununla ilgili kısımları bilgilendirmek istiyorum. Sunuları zaten sisteme yüklüyorum. Sunuların dışında dersleri de bu şekilde bir anlatım formatı seçtim. Dersimizin tabii ki sunularını zaten veriyordum. Şimdi diğer sunuları da vereceğim. Sunuları izledikten sonra sunulardan bir takım şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Ne öğrenebilirsiniz, nasıl öğrenebilirsiniz, ne kadar öğrenebilirsiniz onu da bilemiyorum. Sınavları nasıl yapacağız onu da bilemiyorum ama benim aklımda şöyle bir fikir var. Sınavları yaparken hepinize bir proje konusu vereyim ve yaptığınız proje konularına bağlı olarak da sınavları değerlendireyim diye düşünüyorum. Final sınavlarını bilemem ama ara sınavı en azından proje üzerinden yapayım diye bir düşünce var. Peki proje üzerinden nasıl bir sınav yapacağım? Size konu vereceğim. Nasıl olsa mailleriniz var. Maillerinizi kontrol edin. Maillerinize birer proje göndereceğim size. Uygulanabilir bir projeyi gerçekleştirebilecek ya da iş sürecine döndürebilecek bir sisteme getirmeniz gerekiyor. Peki işi nasıl oluşturacağız? Yani nasıl bir iş üreteceğiz? Örneğin güneşten iş üretilir mi? Şuradaki açık havada bile bir iş üretilebilir mi? Elbette üretiliyor. Biliyorsunuz güneşten de ne üretiliyor? Güneş enerjisi üretiliyor. Yani bulunduğunuz her ortamda bir şeyler üretilebilir mi? Üretilebilir. Önemli olan o üretim aşamasındaki açıkları görebilmek. Bu açıkları görüp bu açıklar üzerinden kendinize iş geliştirecek, bunu paraya döndürecek ya da bunu işe döndürecek, sisteme döndürecek bir yapıyı oluşturmak. Hatırlarsanız size verdiğim pazarlama derslerinde de pazarlamanın satış olmadığını, bir sistem olduğundan bahsetmiştim. Evet, pazarlama bir sistem. Pazarlamadaki ana mantalite nedir? Bir iş konuyu, bir konuyu satabilmektir. Örneğin şu çayı eğer satabiliyorsanız iş yapıyorsunuz demektir. İş ürettiniz demektir. Biz çayı çok güzel yapıyoruz, çok güzel demliyoruz. Satamıyorsak çok da bir anlam ifade etmiyor. Nitekim gördüğünüz gibi bu çay harika bir çay ama şu anda parasız mesela. Peki böyle bir ortamda şöyle güneş havada açık güneş bir yerde, nefis bir deniz ortamında nedir? Şu çayın fiyatı 5 liradır. Efendim bunu havaalanına gittiğinizde 6,5 lira oluyor. Bakın burada bedava olan çay orada 6,5 lira bir değer oluyor. Demek ki iş üretebilmenin temel koşullarından bir tanesi de ne üretmektir? Fayda üretmektir. Faydayı nasıl üreteceksiniz? Bakın faydayı mekan faydası var. Zaman faydası var. Efendim sahiplilikten kaynaklanan faydalar var. Öyleyse zaman faydasını, mekan faydasını, örneğin havaalanında çayın bu kadar pahalı olmasının temel nedeni nedir? Mekan faydasıdır. Deniz kenarında, ormanlık alanda, bir yerde piknikte ya da parkta adam bir tanesi getiriyor size ne yapıyor? Çay ikram ediyor. Çay içer misiniz diyor. Evet diyorsunuz. Şu kadar para diyor. Kendi evinize misafir geliyor. Efendim bir tane değil, iki tane, üç tane, beş tane çay içiyorsunuz. Herhangi bir para alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Peki maliyet bunun neresinde? Tabii ki bunun bir maliyeti var. Ama maliyet kavramı pazarlama kavramının çok dışında bir olay arkadaşlar. Onun için proje ve iş geliştirirken, proje geliştirirken, projeyi işe döndürürken maliyeti bir kenara koyacaksınız. Onun bir de
pazar boyutu üzerinde duracaksınız. Pazar ne kadar? Kaç para eder? Pazarda para eder mi, etmez mi? Ne kadar eder? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Tabii ki bunu belirleyen temel unsur da nedir? Bunu belirleyen temel unsur da arz ve taleptir. Eğer arz ve talep talebe uygun bir şekilde malları değerlendirebilirseniz ne yapar? O malın o mala bir fiyat biçebilirsiniz. Bir ikinci husus da hiç olmayan sektörler var. Olmayan sektörleri değerlendirdiğinizde, olmayan sektörlerde onları paraya döndürdüğünüzde, onun parasal boyutlarına geldiğinizde de yine olmayan sektörlerde de bir takım paralar elde etmeniz mümkündür. Hatta hiç olmayan sektörlerin kendi markanızla anılması da nedir? Söz konusudur. Örneğin deterjan sektöründe belirli markalar vardır, belirli isimler vardır. Efendim işte kağıt peçetede, kağıt havluda, kağıt mendilde, tek kullanımlık ürünlerde nedir? Belirlenen bazı markalar onun ismiyle anılmaktadır. Oysa ki kağıt mendildir ama kağıt mendil dediğinizde o kağıt mendili bir markanın adıyla ne yapmaktasınız? İstemektesiniz. Öyleyse iş bazen hiç olmayan sektörlerde yeni bir alana çıktığınızda bazen sizin markanız da ne olmaktadır? Onun ismi olmaktadır. O isimle anılmaktadır. Bu nedenle bunları değerlendirirken, iş geliştirirken, işleri nasıl geliştiririm konusuna mutlaka bulunmanız gerekiyor. İşi geliştirmeniz gerekiyor. İş farklı bir olaydır. İş bir olayın, bir malın fayda yaratma biçiminin kişilere öğretilmesidir. Bu nedenle işi geliştirme yolunu seçmek gerekiyor. İşi nasıl geliştiririz? Onun için de boşlukları görmek gerekiyor. Hangi alanlarda neler oluyor? Onları bilmek gerekiyor. Hatırlarsınız ekonomik gelişme ve kalkınma dersinde sizlere yine dünyanın değişik yerlerini, değişik ülkelerinden konuları anlatırken şöyle bir konu vardı. Her zaman kontradiktif dalgalanmalar gibi bir dalgalanmalardan bahsetmiştik. Bu dalgalanmalar neyi gösteriyordu? Bu dalgalanmalar zaman içinde dünyadaki ekonomik sistemleri içeriyordu. Yani bazı dönemlerde bazı işler artıyor, bazı dönemlerde bazı işler azalıyordu. Bunu yapmanın yolları var elbette. Örneğin bu durum, işte bir virüs olayı, dünyada yeni bir ekonomik sistemi, yeni bir ekonominin nasıl üretilmesi gerektiğini, yeni fırsatları, yeni iş alanlarını ne yapmıştır? Ortaya çıkarmıştır. Bunu dün epeydir gördüğüm bir olayı, dün bir sosyal medya hesabında gördüm. Bir yerden memnun oldum. Bir yerde de biraz bravo dedim. Demek ki bazı insanlar bunları görebiliyor dedim. Neydi olay? Sosyal medya uzmanlığı, yani daha doğrusu medya içerik üretme. Ben bunu bu virüs salgını ortaya çıkıp işte herkes eve kapandığında düşünmüştüm. Evet. İçerik üretme. Buyurun prodüksiyon şirketleri yani çeşitli konularda iş üreten işte şirketler ne yapıyor? Bir takım video çekimleri yapıyor. Efendim onları işte çeşitli kanallarda çeşitli şekillerde ben bunu nasıl verebilirim dedi. Dün yine televizyon bu aralar bolca televizyon izlediğimiz için televizyonlarda da bolca aklımıza gelen fikirler ortaya çıkıyor. Dün bir programda, televizyon programında bir dergide bu çizgi romanlarda falan vardır. Böyle hap şeklinde
böyle konuşmanın yapıldığı şeyler vardır. Kutucuklar vardır. Mesela o kutucuklar şeklinde slogan üretme de çok önemli bir alan olabilir diye düşündüm. Çeşitli şekillerde bitkilerin işte ilkbahardan sonbahara kadar ya da bir yıllık süreç içindeki sirkülasyonunu anlatmak da ciddi bir iştir. Hemen hemen her canlının, binlerce canlı vardır. Binlerce canlının, bir virüs bile olabilir, binlerce canlının hayat döngüsünü anlatmak da başlı başına bir olaydır. Başlı başına bir içeriktir. Buyurun üretin. Nerede yayınlayacağız? Efendim, yayınlayacak kanallar, belgesel kanalları, çeşitli özellikle içerik doldurmak üzere çaba gösteren televizyon kanalları. Biliyorsunuz televizyon kanalları ne yapmak üzere? İçerik doldurmaya çalışıyor. Nasıl içerik doldurmaya çalışıyor? Boş zamanlarda. Efendim böyle sürekli dizi çekemedikleri zamanlarda. Başka zamanlarda ne yapıyor? Biz bunlara nasıl yaparız diyor. Bu aradaki boşlukları neyle doldururuz? Buyurun verin programlarınızı, onlarla doldursunlar. Oturacaksınız, top topu bir kamera prodüksiyon yapabilecek, kamerayı işleyebilecek, görüntüleri işleyebilecek, görüntüleri televizyon formatına getirebilecek ve iyi bir görüntü çekici şekilde ne yapabilirsiniz? İçerik üretebilirsiniz. Olur mu? Neden olmaz? Dün bununla ilgili tarımsal içerik üretmeyle ilgili bir şirketin, bir prodüksiyon şirketinin kuruluşunu haber veriyorlardı. Onu haber veren sosyal medya hesabında benim ilgimi çekti. Gerçekten neden olmasın demiştim. Evet, neden olmasın? Olabilir mi? Olur tabii, niye olmasın? Başka şeyler de olur mu? Elbette başka şeyler de olur. Onun için yığınla birçok şey üretilebilir. Birçok içerik üretilebilir. İçerikler pazarlanabilir. İçerik dediğiniz olayda ne vardır? Sadece bir CD ya da bir flash memory içerisindeki belirli bir içerik, belirli bir anlatım şekli, belirli bir konu ne yapılabiliyor? Pazarlanabiliyor. Yani burada da domates pazarlamadan bunun çok da bir büyük bir farkı yok. Ha domates pazarlamışsınız, ha bunun domatesin hikayesini pazarlamışsınız. İkisi de aynıdır. Hatta bunu çizgi roman şeklinde yapılabilir. Çocuklara domatesin hikayesi anlatılabilir. Domates, tarlada domates deyip geçmemek gerekiyor. Bir tane çekirdekten oluşuyor. Bir çekirdekten onlarca domates birçok çevresel faktörün içinde ne yapabiliyor? Büyüyebiliyor. Peki nasıl üreteceksiniz, nasıl yapacaksınız bunları? Bunu da hikayesini yazmak, senaryosunu yazmak çok daha zor olmasa gerek. Bunun yine dün bir belgesel, TRT belgesel kanalında Tuna Nehri'ni anlatan bir belgesel var. Mesela Tuna Nehri'ni anlatıyor. Efendim çeşitli şekilleri anlatıyor, çeşitli hikayeler, çeşitli yerleri anlatıyor. Aileyi anlatıyor. Bir aileyi anlatmak bile bir hikayedir. Bununla ilgili saçma sapan programlar, videolar izliyorsunuz. İşte TikTok diye bir tane program üretmiş vatandaşın birisi, saçma sapan abuk sabuk içeriklerle insanlara oyalıyor. Peki TikTok'un değil de onun daha formal şekline getiren, daha düzenli, sistemli hale getiren programlar üretemez misiniz? Elbette üretebilirsiniz. Bir serçe kuşunun hikayesini anlatamaz mısınız? Anlatabilirsiniz. Bir domatesin hikayesini anlatamaz mısınız? Anlatabilirsiniz. Buyurun domatesin çekirdekten meyve haline gelinceye kadar ki, tabağa konuncaya kadar ki durumu da size ne verecektir? Size bir hikaye verecektir. Ve bir sistem üretecektir. Bu sistemi pazarladığınız takdirde de ne olmuş olacaktır? İşte size bir iş. Yeni dönemin işlerinden bir tanesi de bana göre bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Yeni dönem tabii dijital çağ. Biraz daha dijital çağ biraz daha niye gerektiriyor? Dijital çağ biraz daha insanların bilgileri kullanabilme sistemini getiriyor. Bilgi var,
bilgiyi nasıl kullanacaksınız? Hepiniz biliyorsunuz, Google diye bir kaynak var. Google'a yazıyorsunuz, herhangi bir anahtar kelime yazdığınızda saçma sapan binlerce ne içerik çıkıyor. Peki bunlardan hangisi doğru? Hangisi gerçek? Hangisinde gerçekten fotoğraf var? Bazı fotoğraflar alacaksınız. Örneğin geçenlerde başka bir şey aradım. Filipinler'de göl içinde göl olan bir ada. Bir ada, ada denizin içinde, adanın içinde de tekrar bir ada, adanın içinde böyle hani Rusların meşhur bebekleri var ya, bebek içinden bebek, bebek içinden bebek çıkıyor. Onun gibi denizin ortasında bir ada, adanın içinde bir göl, gölün içinde tekrar bir ada şeklinde bir yer var. Çok meşhur, çok turistik bir yermiş. Onu araştırayım dedim. İyi bir fotoğrafını bulmak istedim. Var, yok. Yani görseller içinde aratıyorsunuz. Binlerce görsel var ama onu güzel bir şekle getirecek görsel yok. Var, var. O görsel yok değil, var. Ama paralı. Yani ücretli. Demek ki ücretli görsellik üreten şirketlerde var mı? Var. Bakın domates fotoğrafı arayın. Domates değil, domatesin fotoğrafını arayın. Binlerce domates fotoğrafı var. Ama iyi bir domates fotoğrafı istiyorsanız ücretli olarak onu temin edebilirsiniz. Ücretsiz olarak domates fotoğrafı elde etmeniz de mümkün değil. Ha demek ki birçok iş üretilebilir miymiş? Üretilebilir miymiş? Bu dönemde üretilebilir miymiş? Üretilebilirmiş. Bu dönem spesifik bir dönem değerli arkadaşlar. Neden spesifik bir dönem? Çünkü dijital çağın çocuklarısınız sizler. Dijitallerle büyüdünüz, dijital çağla büyüdünüz. Efendim cep telefonunun olmadığını düşünemezsiniz. Efendim bir yerde görüntüsünü atma, yani bir yerde konum pay... Ben nasıl bulacağım adresi diyebilirsiniz. Adresi neyle buluyorsunuz? Konum paylaşarak buluyorsunuz. Ben diyorsunuz orayı bilmem. Ne bilir? İşte konum paylaşmanız gerekiyor. Peki konum paylaşan, konumu ortaya çıkaran şirketler var mı? Evet, o da var. Cep telefonlarından onları da üretiyorlar. Şimdi bu dönem dediğim gibi tipik bir dönem. Ne üretiyor? Mesela Çinliler işte bir virüs üretmişler. Ürettikleri virüsle bütün dünyayı kendilerine bağımlı kılmaya çalışıyorlar. Bağımlı kılıyorlar mı? Önce eve kapattılar. Bakalım bundan sonra nasıl bir yapıyla bağımlı kılacaklar. Onu da merakla bekliyoruz. Çinliler kendi ülkesindeki insanları bağımlı kıldılar mı? Evet. Çinliler kendi ülkesindeki bütün insanları belirli bir noktada fişlediler. Eskiden fişleme, işte kimlik numaralarımız çıkmadan önce böyle bir espriler vardı medyada. Çok fazla espri çıkardı. Efendim 000 numaralı kimlik kimin olacak, 01 kimin olacak vesaire gibi. Ve bunlar çıkarken, bu kimlik numaraları çıkarken işte karikatür dergileri müthiş dalga geçerlerdi bunlar. Şimdi herkesin çipleri var. Efendim Çin WeChat diye bir program üretmiş. WeChat'te herkes üye olmak zorunda. WeChat'e baktığımızda, WeChat'i programınıza, telefonunuza yüklediğinizde sizin nerede, ne saatte, hangi saatte, ne yaptığınızı, neler yaptığınızı, kimle buluştuğunuzu, kimle görüştüğünüzü ne yapabiliyor? WeChat kontrol ediyor. Yani siz WeChat'in kontrolü altında her hareketinizi kontrol ediyor. Hatta yine Çinliler açıkladılar. Biz dediler insanın yüzünde maske bile olsa onun vücut hareketlerinden biz kim olduğunu biliriz. Nasıl bilirler? Herkesin vücut hareketleri farklı dediler. Dolayısıyla vücut hareketlerinden biz onun kim olduğunu biliriz. Peki kim olduğunu nasıl bileceksiniz? Efendim beden dili diye bir program var mıydı? Vardı. Beden dili öğreticiliği var mıydı? Vardı. Beden diliyle ilgili bir uygulama var mıydı? Vardı. Peki beden dilini adamlar dijital sisteme yükleyerek insanların beden dilinden o insanın kim olduğunu, nerede olduğunu, efendim illa yüzünü görmesine gerek yok. Parmak izi gibi. Parmak izini de öyle. Bir yerde iz bırakıyorsunuz.
Sonra geliyorlar, bakıyorlar, aa filan parmak izlerini karşılaştırıyorlar. Tak diye sizin kim olduğunuzu bulabiliyorlar. Aynı şekilde sizin vücut hareketlerinizde sizin parmak iziniz. Herkesin hareketi, herkesin yapısı farklı. Aha işte bunu da ne yapmışlar? Dijital sistemde, dijital çağda Çinliler bunu da yaparak bir iş üretmişler mi? Üretmişler. Size proje ve iş geliştirmede fikirler, işler, işlerin nasıl ticarileşmesi gerektiği gibi birçok konuyu ne yapmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Size hani iş mi istersin, yani iş gören mi, iş veren mi olacaksınız diye sıklıkla sorduğum bir soru vardı hatırlarsanız. İş veren misiniz, iş gören misiniz? Ya da şöyle düşünebilirsiniz, iş bulan mısınız, iş kuran mısınız? Bakın iş bulmak farklıdır, iş kurmak farklıdır. İş bulmayla iş kuranı bir araya getirdiğinizde ne ortaya çıkıyor? İş veren ortaya çıkıyor. İşte bu iş veren kavramını ne yapmanız gerekiyor? Geliştirmeniz gerekiyor. Bunu geliştirme yolu tarımda var mı? Tarımda o kadar çok bunun yolu var ki. Bunu hemen araziye çıkıverin, kırsal alanlara gidin, bakın binlerce işin işin sizi beklediğini görebilirsiniz. Bunu yapabilmenin yollarından bir tanesi bunu da görebilmektir. İşte bunu görebilmeyi sağlamayı biz size öğretmeye çalışacağız. Dediğim gibi değerlendirmeyi de bu konularda size vereceğim konuları gruplar halinde olabilir ya da bireysel olabilir, bilemiyorum. Gruplar halinde ikişer kişi, üçer kişi olmak üzere gruplar halinde belirli iş üretin düşüncesi diye bir konu aklımdan geçiyor. Ürettiğiniz işleri değerlendirerek size bu sınav notunu da bu şekilde yapayım diye aklımdan geçiyor. Tabii tartışırız diğer zamanlarda. Bu konuyla ilgili tartışmalarımızı yaparız. 7. haftadaki 1. dersimizi bu şekilde bitirdikten sonra 2. dersimiz için bir çay molası veriyoruz.